Kurye de bize şimdi güzel bir turşu kuracak. Hadi. Başlayalım. Ben ne yapabilirsem söyle. Evet. İlk önce lahanaları ince ince kayarak başlayalım. Sonra biraz havuç rendeleyeceğiz. Olur. Kırmızı biber doğrayacağız birkaç tane. O şekilde. Ben de bir tahta alayım. Nursel'cim suyumuz hazırdı herhalde. Ben söylemiştim. Hadi. Özellikle kaynamış soğumuş olacaktı ki. Aynen. Hani hazır olsun diye. Evet. Yapılmıştır herhalde, suyumuz hazır. Kesinlikle hazır. Sen evet, hangisini başlayalım. Yapmak istersin? Fark etmez. Benim için fark etmez. Al. Bu en yapayım zor. O zaman. Tamam. Ben sana biber doğrayacağım. Tamam. İyi olur. Nohut büyüklüğünde doğrayalım. Bunu İyi böyle olur. Karışık türlü gibi düşünün, böyle içi bıcık 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 bu sebzeler, evet. Sebzeler, lahanalar ve dolmanın içine dolduracağız, evet, böyle. Evet, öyle yapacağız. Aynı şekilde patlıcanı da dolduruyorlar. Kırmızı biber yetti. Yarım lahana yetti. Onları böyle küçücük küçücük yaptım. Evet. 3 tane kadar da havucumuzu rendeledik. Olur. İçine katacağız. Karıştıracaksın güzel. Evet, karıştıracağız. Evet. Kendime salata ayırırım. Yani. Lahana inanılmaz iyiymiş. Zayıflamada falan. Evet. Dolduruyoruz. Tamam. Aynı biber dolması yapar gibi tabii turşu yapıyoruz. Ay, yerim seni ben. Ne kadar güzel gözüküyor. Turşumuz tamam oldu. Şimdi üzerine maydanoz saplarıyla birlikte maydanoz koyacağız. Sarımsaklarımızı neredeyse yıkıyoruz. İki baş sarımsak kullandık, evet, bol bol. Evet. Ya turşuda ben sarımsağı seviyorum. Hem aroma veriyor. Bir de hani dolmalık biber olduğu için kornişon turşu olsa olmasa da olur. Ama bu evet. İllaki sarımsağı arıyor. Tuz şimdi mi? Tuzu suyun içine... Ya böyle atalım. Tamam, iyi öyle atalım. Tamam, öyle atalım. Dur, sen bildiğin gibi yap. Şimdi sen ne kadar koydun tam olarak? Bir kaşık yeterli bununla. Tamam. Bir kaşık oldu mu? Oldu. Tamam o zaman. Oldu. Ya da şöyle bir bakayım ben. Bu şimdi şöyle biraz daha götürür sanki. Sapıyla götürür. Koyalım evet. Değil mi? Evet evet, sapıyla koyalım. Kerevizimiz olmadığı için tabii. Çok dönem, güzel evet, olurdu. Olmadı. Çok olsa çok güzel, çok iyi olacaktı. Şimdi ama maydanoz da yeterli. Benim tabii. Bildiğim turşunun en güzel püf noktası, çok iyi sıkıştırmak gerekiyor. Dizerken gerçekten böyle zorlayın. Evet. Çünkü o sönecek. Boşluk kalmayacak ki. Buradaki amaç da bu aslında. Böyle evet. Öyle sıkıştırın. Amaç hem burada bu sıkıştırmak hem de biraz önce bahsettiğim vardı yani üzeri böyle olur demiştin. Olmuyor ya. Olmuyor mu o zaman? Onu işte bunu alıp atıyorsun, turşu zarar görmüyor. Güzel. Yani en aslında benim bildiğim en şeysi püfü bu. Bu mudur? Bu kadar evet. İyi mi? Bu kadar iyi. Hadi evet, dök suyunu. Dökelim. Üzerine sirke katacağız sonra. Ne kadarına su konur? Bak onu bilmiyorum. 2 çay bardağı sirke ekleyeceğiz. Bu da tam oldu, yeterli oldu. 2 çay bardağlık sirke yeri kaldı zaten. Geçen sirkemizi alalım. Şöyle. İyice sıkıştırıyoruz. İyice sıkıştırıyoruz, evet. Şöyle ama çevriliyor. Neyse. Şöyle bir alacağız, bunu yap çevireceğiz. Onu da, İnşallah su akmaz. Şöyle. Tamam. Evet, aktı. Tamam. Evet. Kalanı da böyle yapıyormuş, çok mantıklı. Evet, değerlendirmiş oluyoruz. Evet, tuzumuz. Tuzumuz burada. Kemah tuzumuz. Kızlarım ne yaptınız? Ne yaptık? Turşu kurdu. Bak bakalım beğendin mi? Oy. Sirkemizi çok katalım Nursel'cim. Çok güzel görünüyor.
Aslında Volkan Bey ısrarla limon tuzu diyor. Buna da limon tuzu mu yapsaydık diye şimdi bir an geldi aklıma. Çok isterler. Çok istersin sen. Ama geçti. Ne bir istersin. Tamam. Buna evet. Bir sarımsak ekleniyor. Evet. İşte turşularımız hazır. Ay bu da bir güzel oldu. Güzel. Rol çaldı evet. Biliyor musun evet, resmen? Evet. Değil mi? Evet, çok güzel evet, gözüktü. Güzel oldu. Evet. Bu belki daha çabuk olabilir. Olur tabii. Evet. Benim kışlık hazırlık olarak size çok güzel karışık turşu yapmış oldu gelen konuğum.